Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, dernek olarak Edirne'de öğrenim gören ve ailelerinden uzakta gurbette Ramazan geçiren uluslararası öğrencileri yalnız bırakmadıklarını söyledi. Çalışkan, öğrencilerle birlikte iftar yemekleri organize ettiklerini belirterek, farklı renkler, farklı sesler ve farklı ırklar olmamıza rağmen biz bir millet olduğumuza inanıyoruz. İftar yemeklerimizden sonra öğrencilerimizi eski geleneklerimizle tanıştırdık. Misafirperverlikte ve kibarlıkta Osmanlı zamanında çok ayrı bir kültüre sahipmişiz. Osmanlı zamanında saraylarda, konaklarda düzenlenen iftar yemeklerine davet edilen misafirlere iftarlarını yapıp teraviye gitmek üzereyken hane sahibi tarafından yemek yiyip dişleriniz yoruldu diyerek diş kirası adı altında keseler içerisinde çeşitli hediyeler verilirmiş. Yemeğini bitirenler diş kiralarını aldıktan sonra Kesenize bereket, Allah daha çok versin, ziyade olsun gibi dualarla konaktan ayrılırlarmış. Osmanlı'da diş kirası denilen bu hediyenin zarif gerekçesi ise davetlerin o gece zahmet edip gelerek hane sahibinin sevap kazanmasına vesile olması olarak açıklanırdı. Bizler de bu geleneği öğrencilere anlatarak iftar sonrası kendilerine diş kirası hediyelerimizi dağıttık dedi. Çalışkan ayrıca dernek olarak Ramazan ayı boyunca tespit ettikleri evlerde kalan Uluslararası öğrencilere gıda, erzak kolileri dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve Ramazan Bayramı'nda da öğrencilerle dernek binasında bayramlaşma programında baklava ikramında bulunduklarını belirterek öğrencilerin aile özlemlerini gidermeye çalıştıklarını kaydetti.